üzerlerindeki vazife ve mesuliyetin ehemmiyet ve ağırlığını ifade etmeye çalışıyorlardı. Talebelerine daima Kur'an'a hizmet şuuru telkin eder ve onlara, "Evlatlarım, sizin bu alemdeki vazifeniz, bataklığa düşen insanları düştüğü bataklıktan çıkarmaktır. Öyleyse ümmeti Muhammed'i ayağınıza beklemeyecek, siz onların ayaklarına gideceksiniz. En ücra yerlere bile bu hizmeti sizler götüreceksiniz," buyuruyordu. Süleyman Efendi Hazretleri bütün mesaisini yok edilen dini ilimlerin ihyasına sarf etmiş, ilim ve irfan seferberliği başlatmıştır. Gecesini gündüzüne katmak suretiyle gece saat 12'lere, 1'lere kadar ders okuttuğu zamanlar olmuştur. Bitmek tükenmek bilmeyen bir azim ve iradeye sahipti. 1950'lerde ilerlemiş yaşına ve şekerden rahatsız olmasına rağmen kış günlerinde bile Kısıklı'daki evinden çıkar, iki tramvay, bir vapur ve dört yerde yaya yürümek suretiyle Şehzadebaşı taş teknelerdeki derslerine giderdi. 1954 yılında cuma ve pazar günleri hariç her sabah Kısıklı'dan Bulgurlu'ya yürür, 6 ila 8 saat genç ruhlara ilim ve feyiz vermeye devam ederdi. Hayatının son yıllarında Topçulardaki talebelerinin tekamül kursuna her gün sabah namazından sonra 3-4 vasıta değiştirmek suretiyle giderek derslerine devam ederlerdi. Bir gün ders okuturken şekeri yükseldi ve rahatsızlığı arttı. Burnundan okuttuğu kitabın üzerine kan damlayınca talebeleri heyecanlandı. Fakat o hiç telaşlanmadan burnunu tutup mendilini çıkardı, kitaptaki ve üzerindeki kanları sildikten sonra hemen "Oku oğlum, kaybedecek zamanımız yok," buyurarak derse devam etti. 1957 Kütahya hadisesi olarak bilinen ve komplo olduğu mahkemece de anlaşılan hadise beraatle sonuçlanmıştı. Kütahya hapishanesinden çıkan Süleyman Efendi Hazretleri evine dönmeyip himmet ve hizmet maksadıyla Manisa'ya gittiler. Talebeleri üzgün, o ise hapishane ızdıraplarını unutmuş, neşeliydi. "Efendim, İstanbul'da derslere devam edecek misiniz?" diye sordular. "Evet, devam edeceğiz. Hem de daha çok ve daha gayretli. Duracak zamanımız yok," buyurdular. Bir gün ona, "Efendim, falancalar sizin aleyhinizde konuşuyorlar," dendi. "Elhamdülillah, münafık olmaktan kurtulduk. Allah Resulü başta olmak üzere İslam büyüklerinin hepsinin aleyhinde konuşulmuştu. Eğer bizim aleyhimizde konuşulmazsa kendimizden şüphe ederdik," diye cevap verdi. Hasta ve rahatsız olduğu zamanlarda dahi dersten taviz vermez, geri kalmaz. "Derse gidersem hastalık da gider, kalırsam hastalık da kalır," buyurmak suretiyle şifasının ders okutmakta olduğunu ifade ederdi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan dönen talebesine, "Oğlum, falan camiye git, cumada vaaz et de dinleniver," demek suretiyle istirahat ve dinlenmenin hizmetle mümkün olacağına işaret buyururlardı. Az çok demez, bulabildiği talebe veya cemaate bıkmadan, usanmadan ders verirdi. Kişi sayısına itibar etmezdi. Bir gün Kur'an öğretmek için gönderdiği bir talebesi gittiği yerde okutacak kimse bulamamaktan şikayet etti. "Efendim, sadece iki kişi vardı, onları da bırakıp geldim," deyince çok üzüldü ve biraz da celallenerek, "Evladım, nice peygamberler bu alemden bir tek ümmet elde edemeden gittiler. Sen iki talebe bulmuşsun, daha ne istersin?" diyerek tekrar geldiği yere gönderdiler. Talebelerine son derece kıymet verirdi. En küçük talebenin dahi kesip attığı tırnağını dünyalara değişmem vecizeleri bu hakikati en bariz şekilde ortaya koymaktadır. Bir gün evine filesi boş olarak bir şey almadan döndü. Hanımına, "Hanım,
talebeye alamadığım için eve de almadım buyurup, talebenin yemediğini yemekten haya ettiğini ifade etti. Bazen talebeleri hasta olurdu. En az bir anne ve baba kadar şefkat ve merhametin sahibi olan Süleyman Efendi Hazretleri, rahatsız olanları bizzat doktora götürür veya biriyle gönderirdi. Bir defasında talebelerinden birinin hastalığıyla alakalı doktor dönüşü kendisine malumat arz edildi. Merhamet abidesi o büyük zat kıbleye dönerek şu ilticada bulundu. Ya Rab, senin dinine ve kitabına bu yavrularla hizmet edeceğiz. Evlatlarımızı bize bağışla Allah'ım. Ramazan-ı Şerif yaklaştığı zaman talebelerini Ramazan'da vaaz-ı nasihat etmek üzere Trakya ve Anadolu'nun muhtelif yerlerine seferber ederdi. Ramazan sonrası dönüşlerinde teker teker malumat sorar, hizmet haberleri beklerdi. Bir talebesinin vaaz edip Kur'an okuttuğunu duyunca sevinç gözyaşları döker, "Bu Rabbimin fazlıdır," derdi. Yapılan hizmetleri hiçbir zaman şahsına mal etmez ve edenden de hoşlanmazdı. Bir talebesinin kaldığı köydeki hizmetlerinden memnun olup teşekkür için kendilerine gelen hacı efendiler, "Efendim, sizin sayenizde cenazemiz kokmaktan kurtuldu, çocuklarımız Kur'an-ı Kerim öğrendi," diye iltifat ettikleri zaman tevazuundan adeta küçülen mübarek zat, "Süleyman da kim oluyor ki bu hizmetler onun sayesinde olsun? Bu peygamberin mucizesidir," buyurmak suretiyle kendisine hiç pay çıkarmaz ve bütün muvaffakiyetin Allah ve Resulüne ait olduğunu ifade ederdi. Süleyman Efendi Hazretleri hayatını Kur'an öğretimine vakfetmiş, Kur'an'ı bilen ve yaşayan öğrenciler yetiştirmiştir. Süleyman Efendi, Nakşiliğin en büyük mümessili olan İmam-ı Rabbani Hazretlerine bağlı ve onun yolunda irşada izinli bir mürşittir. Süleymancılık adı altında bir tarikat ve akımı da kesin bir dille reddetmiştir. Süleyman Efendi Hazretlerinin faaliyet ve hizmetlerinden bazılarını şöyle sıralamak mümkündür. Cenab-ı Allah tarafından kendisine ihsan edilen maddi ve manevi tasarrufların neticesidir ki, eskiden 20-30 senede tahsil edilen ilimleri, 2 sene gibi çok kısa bir zamana sığdırarak, ilmin ve alimin yok olmak üzere olduğu bir zamanda yüzlerce, binlerce din alimi yetiştirmiş ve vatan sathına yaymıştır. Kur'an kursları ve talebe yurtları açtırmış, okutup okutturmak suretiyle manevi susuzluktan ölmek üzere olan bir milletin âb-ı hayatı olarak imdadına yetişmiştir. İslamiyeti tercüme kitaplarından öğretmek yerine Osmanlı medreselerinin takip ettiği temel ders kitaplarından orijinal ilim dili olan Arapçadan okutmuş ve öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'i en kısa zamanda okumayı öğreten Elif cüzü en mühim matbu eseridir. Cemiyetten uzakta yaşamak yerine cemiyet içinde Müslümanlığı yaşatmayı tercih etmiş ve dışımız halk ile içimiz hak ile usul ve esasını düstur kabul etmiştir. Dünya hadiselerini yakından takip eder, her sabah bir Yeni Sabah gazetesi aldırıp dış politika yazarının yorumlarını ve önemli haberleri düzenli olarak okuttururlardı. Bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin "Zamanının gidişatını bilmeyen arif-i billah olamaz" sözünü rehber etti. Günlük hadiseleri ve dünyadaki Müslümanların meselelerini yakından takip eder, yerine göre cami kürsüsünden dile getirirdi. O devirde birçok vaizler günlük hadiseleri cami kürsüsüne getirmeye cesaret edemezken, o zaman zaman devlet adamlarını ikaz ederdi. 1956'da Cezayir Müslümanları Fransızlara karşı istiklal mücadelesi verirken, Türkiye hükümeti
Birleşmiş Milletler'de Fransızları desteklemişti. Bu icraatı isabetli bulmayan Süleyman Efendi vaazlarında Cezayirli kardeşlerimize hiç olmazsa dua edelim dediği için defalarca ifade vermek zorunda kalmış.